Londra Underground'un kapısına kilit vuruldu. Çalışanlar bir günlük greve gitti. Hal böyle olunca Londra'da ulaşım adeta kaosa döndü. Başkent Londra'da Underground grevi. Aslında bu görmüş olduğunuz görüntü tüm Londra genelinde geçerli. Bunun nedeni ise London Underground çalışanlarının greve gitme kararı. Tüm Underground kapılarına kilitler vuruldu ve milyonlarca vatandaş sokaklara döküldü. Underground çalışanları bilet ofislerindeki 800 kişinin işten çıkarılma planına tepki göstererek grev kararı aldı. Grev, Underground kullanıcılarını olumsuz etkiledi. Londra'da çok sayıda kişi metro ile ulaşımını sağlarken yolculara grevden olumsuz etkilenmemeleri için otobüs, tren, bisiklet gibi alternatif ulaşım yolları önerildi. Hal böyle olunca trafik keşmekeşe döndü. Grevin İngiliz ekonomisine zararı ise 50 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor. Benzer grevlerin Ekim ve Kasım ayında da yapılması bekleniyor. ...1997-2007 yılları arasında 10 yıl boyunca İngiltere'de başbakanlık görevini yürüten Tony Blair'in çıkarttığı otobiyografisi İngiltere'de tartışma yaratmaya devam ediyor. Blair son olarak Dublin'de protestoya maruz kaldı. Önce kendisine yumurta atıldı, ardından meslektaşı George Bush gibi Blair de kendine ayakkabı fırlatılan siyasiler arasına girdi. Son günlerin olay adamı İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Yeni çıkan otobiyografisinde İngiltere'nin bir dönem önceki başbakanı Gordon Brown'a duygusal zekası sıfır diyerek dikkatleri üzerine çeken Blair, bu kez de İrlanda'nın başkentini ayağa kaldırdı. Kitabının imza günü için İrlanda'ya giden Blair, Dublin'de pek de hoş karşılanmadı. Blair, Dublin'de yumurtalı protestoya uğradı. Yumurta yağmurundan şemsiyelerle korunan eski başbakana yapılan protesto sadece bununla da sınırlı kalmadı. Bilal
Filipinler, Irak Savaşı'na beraber girdiği Amerikan Başkanı George Bush'un kaderinden de kaçamadı. Biler, kendisine ayakkabı fırlatılan siyasetçiler arasına girdi.